Evet. 9 aydır hastanede yatıyorum zaten. Elektriğe kapıldığım anda beri yani 9 ayda yattım beri 9 aydan sonra buraya geldim evime yani annem babamın göründüğünde çok sevindim. Kollarım için yardım bekliyorum. Hayvanseverlerinden yani Cumhurbaşkanımdan herkesten bütün bakanlardan yardım istiyorum. Ben o kuşu kurtarırken hiç pişman olmadım. Hiçbir zaman da pişman olmayacağım. Ben onu kurtarırken yani ne ağzı vardı ne dili vardı beni kurtarın diye çağırıp bağırmıyordu. Yani bir insan olsaydı beni bağırıp çağıracaktı beni kurtarın diye ses çıkartıp ben de yani hiçbir yardım çağırırdım. Ama o kuşun ağzı yoktu diye beni kurtarın diye bir şey yoktu bir anlamında. Ben de onu bilerek çıktım. Yani hayvanlara iyi davranmamız lazım bütün insanlara. Ondan sonra yani ben bir karanlığa düştüm. Onlardan yardım istiyorum. Beni bu karanlıkta çıkartsınlar. Ben kolsuz yani bu dünyada yapamam yani. Kolsuz yani çok zor bu dünyada. Şimdi ne diyorlar? Yaraların iyileştikten sonra mı protest takılacak? 9 Nasıl olacak? Temmuz'da 9 Temmuz'da. Ankara'ya gideceğim. Orada belli olacak yani takıp takılmadığını. Hani bütün bakanlar bana söz verdi. Hani onların İnşallah sözünden hayırlı çıkar. durmasını istiyorum. Yani ne bileyim işte duacı olacağım yani onların bana yardım etmesi beni bir karanlıkta kurtulması için. 9 Temmuz'da yeniden kontrol edilip ona göre protestler Evet. aşamasına geçilecek. Evet. İşte bunu. Bütün selamlarımı söylüyorum. Ellerinden efendim bana yardımcı olanlara yani. Simetineye hava çimlik ek evlif kojli beriye aşa perzeune pero 9 aydır diyor biz perişan olmuşuz diyor. Kimsemiz yoktur. Tek başımıza yaşıyoruz. İki kişi oğlumuza uğraşıyoruz. Biz kendimize uzatacak yardım elini bekliyoruz. A Cumhurbaşkanı meyeti benim sevirradi keseye. Bıra yardım ki ben emelik varım, emelik varım çekim bırak. Söyleyecek başka bir şey yok. Biz oğlumuza uzatacak yardım elini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza, o bizim Cumhurbaşkanımız. Biz ondan yardım bekliyoruz. Oğlum da kollarına bu kavuşsun, protez takılsın. Biz de onlara dua edelim. Benim oğlum bela oldu. Bu kuş için can verdi. Hala hala diyor pişman değilim. Sizi kaç kişi geldiler sizi gibi hep söyledi öyle. Allah'ın işi artık bilmiyorum. Ben tekrar Cumhurbaşkanı selam söylüyorum ve oğlumun iki kolu hal etsin. Başbakanımız, Çalışma Bakanlığımız, yani Diş İşleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız bu herkese Allah paratoz için takılmak için bekliyorum de zaten tekrar Temmuz'un 9'unda Ankara gideceğim. Bu profesör doktorlarımız Allah herkese razı olsun. Onlar da çocuğu böyle bu hale getirdi. Allah da tabii yardım etti. Onun için biz de yardım bekliyoruz. Artık ne diyeceğim de şimdi çocuk bahta biz iki kişi böyle anası ben beraber ben burada olsam ana yemek veriyorum. Ben olmazsam ben veriyorum. Kolay gelsin. Haydi güle 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 güle. Çok sağ olun. Alo merhameti yokken artık hayvanı hiç söylemiyoruz. Çok az kişi, lütfen, çok az lütfen. Tutmasınlar arkadaşlar, lütfen. Bu belediye başkanımız geldi. Çünkü bir güvercine olan hayvan sevgisinden dolayı yaklaşım